Merhaba arkadaşlar. Ben Halife Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet size e, sevgili arkadaşlar 2023 DGS'nin soru dağılımı nasıl olacak? Hangi konudan kaç soru çıkar? Soru dağılımını ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım. Öncelikle 2022 DGS soru dağılımı kısaca nasıl gelmiş ona bakalım. Cebirden 14 soru çıkmış arkadaşlar. 2022 DGS'de Cebirden 14 soru. Problemlerden 12 soru. Sayısal mantıktan 16 soru. Bunun 4 tanesi C1 4 tanesi, 6 tanesi problem, 6 tanesi mantık olmak üzere. 16 soru var sayısal mantıkta. Ve geometriden 7 soru var. Biz takip etmek isterseniz Instagram, Telegram ve hukuk grubumuz arkadaşlar. Buradan bizi takip edebilirsiniz. 2020 2021, 2020, 2019 yani son 4 yılın DGS soru dağılımı nasıl gelmiş? Şimdi ona bakalım. Evet e, arkadaşlar 2018 2019 2020 2021 ve 2022 DGS matematik soru dağılımı nasıl gelmiş burada görüyorsunuz. Bunu videonun altındaki açıklama kısmındaki linkte indirebilirsiniz bu PDF görüntüyü indirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşacağım. Son 5 yılın DGS soru dağılımı bu şekilde. E, 60 60 60 son yıl 50 soru var biliyorsunuz. 50 soruda nasıl gelmiş? önümüzde ALES var. ALES'e bakacağız. Ondan sonra tabii ki daha ayrıntılı bir liste hazırlayabilir. Ee, hazırlayabiliriz. Şimdi 2023 DGS'de bakalım soru dağılımımız, tahmini soru dağılımımız nasıl olacak? Ona bakalım birlikte. Evet arkadaşlar, 2023 DGS soru dağılımı nasıl olacak? Cebir, problem, sayısal mantık ve geometri için ayrı ayrı inceledim. Sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Paylaşıma geçmeden önce Nisan grubumuz, son grubumuz, başarı grubu Nisan grubu arkadaşlar. 3 aylık program Nisan grubuna katılmak isterseniz videonun altındaki açıklama kısmında full tekrar kampları olan Nisan grubuna katılabilirsiniz. Evet DGS-C1 soru dağılımı tahmini olarak 2023 yılında soru dağılımının bu şekilde olacağını ben tahmin ediyorum. Birinci soru rasyonel sayı, ikinci soru üslü köklü. Temel kavramlardan bir soru mutlaka, faktöriyelden bir soru mutlaka, basitsizlikten kesinlikle bir soru, denklem çözme, üstü sayılardan, tek ve çift sayılardan banko bir soru var. Mutlak değerden kesinlikle gelecek. Aynı zamanda bir küme bir fonksiyon olmak zorunda. Bölme bölünebilme ve basamak kavramlarından da birer tane sorunuz var arkadaşlar. Bu soruların her biri, bu konuların her birinden kesinlikle bir tane soru 2023 DGS'de karşınıza çıkacak. Şimdi problemlere bakalım. 2023 DGS problemler soru dağılımı nasıl olur? Soru bazlı nasıl olacak? Bir tane sayı problemleri, sonra yaş problemi, yüzde problemi, tekrar sayı problemi, rutin olmayan problemlerden mutlaka bir tane karşınıza çıkacak. Hız problemi, grafik problemleri, sayı problemlerinden gördüğünüz gibi arkadaşlar, sayı problemlerinden 5 tane, 6 tane soru var. Kesinlikle olacak. Yaş probleminden bir tane gelir fazla gelmez yüzdelerden 2-3 tane gelir grafikten belki 2-3 tane, tane gelebilir. Hız problemi gelecek e, yüzde problemleri ve rutin olmayan problemlerden mutlaka karşınıza bir tane soru gelecek arkadaşlar. Karışım problemlerinden gelebilir gelmeyedebilir bunu asla unutmayın. Karışım problemleri kesinlikle çıkabilecek problem tiplerinden biri. Ama ben 2023 DGS'de karşımdan ziyade yüzde olarak geleceğini düşünüyorum, sayı kesir olarak geleceğini düşünüyorum, hız probleminden bir tane geleceğini düşünüyorum. Bir tane de permütasyon, kombinasyon, olasılık. Yani bu 27. soru olasılık da olabilir, permütasyon, kombinasyon da olabilir. Bir tane soru var arkadaşlar. İkinci soru olacağını düşünmüyorum, ama olabilir bir permütasyon, bir olasılık da ihtimali var. Evet sayısal mantıkta 16 soru var dedik. Sayısal mantık soruları nasıl gelecek ona bakalım. Sayısal mantıkta 4 tane cebir bekliyorum. Ben 2-2 yani 2 soruluk 2 soruluk şeklinde 2 tane cebir olacak şekilde 2 soruluk cebir soruları bekliyorum. Yani sayısal mantığın cebirsel mantıkları var ya onlardan arkadaşlar bekliyoruz. Ee, Sayısal mantığın problem tipi olan mantık problemlerinden bekliyoruz. Mantık problemleri gelebilir. Bunların içerisinde oran orantı sayı problemleri, kesir problemleri, grafik problemleri, hız problemleri, bir ihtimal olabilir ve bunlar bu şekilde gelecekler karşınıza. Bir de sayısal mantığın kendi problemleri var arkadaşlar. 3 3 2 tane soruluk şeklinde, 3 3 2 soruluk sayısal mantığın İlk birinci soru kolay, ikincisi orta, üçüncüsü zor olacak şekilde burada 6 tane soru karşınıza gelecektir. 2023 DGS'nin sayısal mantık soru dağılımının da ben böyle olacağını düşünüyorum. Son olarak geometri soru dağılımı nasıl olur? Ee, geometride bir tane açı var arkadaşlar. Banku gelecek, bir tane uzunluk kesinlikle gelecek. Dörtgenlerden bir soru, çokgenlerden bir soru. Çember daireden bir soru, katı cisimlerden ve analitikten birer tane soruyla arkadaşlar yüzleşeceksiniz. DGS'nin soru dağılımı aşağı yukarı %90 bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, dediğim gibi videonun başında dediğim gibi Nisan grubumuza katılmak isterseniz full tekrar kamplar olarak yapacağız. Katılmak isterseniz videonun altında açıklama kısmında var. Biz takip etmeyi unutmayın. Ee, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizinle görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.